uçan dinozorlar nasıl ortaya çıktı? Dinozorlar bir zamanlar sadece yerlerin değil, göklerin de efendisiydi. Bilim insanları uçan dinozorların bu özelliği nasıl kazandığını veya ortak bir atadan mı geldiklerini bilmiyorlardı. Bu konu üzerine çalışma yapan Freiburg Üniversitesi'nden Seryoşa Evers ve çalışma arkadaşları Lagerpedidae olarak bilinen sürüngen grubunu incelediler. Lagerpeditler uçamıyorlardı. Fakat uçan dinozorlara benzer büyük bir kafatasına ve uzun bir boyuna sahiplerdi. Lagerpeditler 1 metre boyundaydı ve uçan dinozorlar gibi iki ayak üzerinde hareket ediyorlardı. İki ayaklı olmaları, serbest kalan ellerini başka işlerde kullanabilecekleri anlamına geliyordu. Bu ve bunun gibi özellikler Lagerpedit sürüngeninin uçan dinozorların atası olabileceği fikrini güçlendirdi. El ve pençeler yakından incelendiğinde bu hayvanların kavrayabildiğini, hatta ağaçlara tırmanabildiğini fark ettiler. Ağaçlara tırmanma yukarıdan bakış açısı kazandırmakla birlikte iç kulağın değişmesi anlamına da geliyor. İç kulak denge duyusundan sorumludur. Uçan veya havada yaşayan canlıların yüksekliği algılayabilmesi zorunludur. Uçan dinozorlar kendilerini kara hayvanlarından ayıran bu özelliğe sahipti. Bu özelliklere bakan bilim insanları, lagerpeditlerin çevik canlılar olduğu ve kolaylıkla ağaçlara tırmanabildiği sonucuna vardılar.